Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün yine tarihi röportajlarımızdan bir tanesini imza atıyoruz. Sivas ili Hafik ilçesi Maden Köyü muhtarı Yavuz Kocacık ve köy halkından vatandaşlarımızla işte Hafik'inde en güzel köyü sayın izleyiciler barajı, kuş bakışı izliyor. Tam yaşanacak bir yerleşim yeri olmuş burası. Evet, kaç dönemdir muhtarsınız Yavuz Bey? Bu dönem. Bir dönem seçildiniz. Sayın izleyiciler, köye geldik. Muhtarımız caminin temizliğini yapıyordu, minaresinin. Köy halkı da arkadaşlarımız da yanında bulunuyordu. Örnek ve çalışkan bir muhtarımız. Halk sizi işte bu özelliğinizden dolayı seçti değil mi efendim? Evet. Aday çıktı mı karşınıza? Yok. Aday da çıkmadı. Evet, arkadaşlara soruyoruz. Beyefendi, duyuyorsunuz mu? Duyuyor musunuz? Duyuyoruz canım. Sizi tanıyalım. Mazlum Kocacık. Mazlum Kocacık. Evet. Mazlum dayı, mazlum da durmuyor. Mazlum ismi unutur ama. Evet. Ya sana bir şey demedik ki kardeşim. Evet, teşekkürler. Mazlum dayı bu muhtarın karşısına aday çıkarmamışsınız. Neden çıkarmadınız? Dedik ki zaten 3 adamı niye çıkarak diyor. Genç idi. Genç idi. Yani evet. Burada duruyor dedi. Hadi lan sigortasından neyinden faydalansın. Evet, beyefendi siz? Ben İsmail Baş. Misafir geldim buraya. Buranın eniştesiyim. Eniştesisin. Ooo, enişte çok önemli. Şimdi Adem, adama sormuşlar, nerelisin? Daha evlenmedim demiş. Değil mi efendim? Evet. Beyefendi sizi tanıyalım. Mustafa Demirler. Mustafa Demirler. Evet, siz beyefendi bu köyde mi yaşıyorsunuz? Bu köyde yaşıyorum. Evet, nasıl? Muhtarımızdan memnun muyuz? Memnunum muhtarımdan. Evet, parkedaşı döşetmiş. Parkedaşı döşettik. Caminin önünden geçen caddeye diyelim burası, sokak. Değil mi efendim? Evet. Sokak. Aracı. Anayız. Evet. Şu kenarlarımızda bir asfalt ettik, oraya bir yaz ver. Ben Mehmet Kocacık. Mehmet Kocacık ailesi burada ya. Evet, hep oraya bak. Evet. Hep Mehmet Kocacık. Burada. Muhtarımız neyiniz olur efendim? O halamın oğlu. Halanızın oğlu. Evet. Evet Mehmet Bey. Mehmet Bey İstanbul'da yaşamış. Benli sayın izleyiciler konuşmasından beyefendi bir arkadaşımız. İşte insanlar da kendisini gerektiriyor. Bizim burası ata yurdumuz. Ata yurdumuz. Ziyarete geliyoruz değil mi? Hayır, yazaylarda. Ziyaret değil. Yazları burada kalıyoruz. Yazları 8 burada ay kalıyoruz. Burada kalıyoruz. Evet, evet. Mehmet abi, Mehmet Bey'e söyledim. Bana da bir arsa verin. Burada ben de bir ev yaptırayım diye. Değil mi Mehmet Bey? Tabii. İnşallah başımız üzerinde. İnşallah. Evet Mehmet Bey, nasıl? Köyümüzü beğeniyor musun? Tabii ki beğenmesem benim atamın yurdu burası. Biz bütün komşularımızı seviyor ve bu köyde yaşamayı arzuluyoruz. Evet, çok İnşallah güzel. Bizden yani, gelecek, bizden sonra gelecek nesilde köyümüzü tercih eder. Gençlerimiz, çocuklarımız neyse, bilhassa damatlarımız. Evet. Biliyorsun damatlar çok severler böyle evet. Yerleşmeleri. Evet. İnşallah öyle olur. Saygıdeğer kardeşimiz bu Ahmet Sarı ve kardeşlerine bir huzurumuza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize böyle bir evet. Cami bıraktılar. Ahmet Bey cami gösterir misiniz? Harika bir cami. Evet. Ve bunun da inşallah önümüzdeki sene bu üç ev onların on ev etrafını çevirip muazzam bir yer olacağız. Aşağıda gördüğümüz üzere ki o ev gibi olacak inşallah. Evet. Onlara da i̇nşallah. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Çevre düzenlemesi kalmış sayın izleyiciler. Çok yavaş yavaş ona başlıyor. Cami yapıldı. İşte görüyorsunuz ihtiyar delikanlıların tamamı bir pazar sayın izleyiciler geldiler. Caminin temizliğiyle el ele bir vererek birlikte bu işi çözmeye çalışıyorlar. Evet. Evet beyefendi sizi tanıyalım. Ben Nurettin Köse. Yazları buradayım. Kışları İstanbul'dayım. Köyümüzü çok seviyoruz. Sevdiğimiz için de burada bırakıp gitmek istemiyoruz. Evet çok güzel. Komşularımızla beraber birlikte yaşamaya çalışmaya devam etmeye çalışıyoruz. Evet, karşıları da ağaçlandırmışlar, çam ekmişler galiba. Doğru mu? Aynen doğru. Buralara da yani baraj o ağaçlar da büyürse burası cennetten bir köç olur sayın izleyiciler. Tabii bu sene ağaçlandırıyor. Evet ekmişler gördüm ekilen yerler de var. Beyefendi sizi tanıyalım. Habib Duran Kocacık. Habib Duran Kocacık. Habib Duran Kocacık. Habib mi? Habib. Habib evet. Habib Duran Kocacık. Evet. Evet Habib Duran Kocacık beyefendi. Siz de ne olursunuz muhtarımızın? Benim emeğimin torunu. Emeğin torunu. Evet. Evet burası Kocacık Köyü adını. İsmini evet, değiştirelim. Evet. Kocacık Köyü olsun buraya. Kocacık. Evet. 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 Beyefendi nasıl memnun muyuz muhtarımızdan? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Herkesten memnunuz biz. Evet. Komşular. Evet muhtarım köyde kışın kaç aile kalıyor? Vallahi kışın İstanbul'a gidiyoruz. Kalan kalıyor. Siz de İstanbul'a. Hep İstanbul herhalde değil kışın mi efendim? 4-5 kişi kalıyoruz. 4-5 abi. Bir muhtar kalıyor herhalde. Muhtar işte yani. Dedi. Arkadaş ilk arkadaşımız Mazlum amca dedi ki işte köyü bekliyor dedi. Onu dedi bunun için ödüllendirdik dedi. Evet. Aynen. Evet muhtarım
altyapısı yapılmış değil mi efendim? Evet, her şey yapıldı. Altyapısı. Kaç hane burası efendim? Şu an 36 hane. 36 hane. Nüfus ne kadar oluyor yaz aylarında? Hemen hemen hepsi doluyor evde. Evet, hepsi doluyor. Muhammed Bey, çevrenin tamamını gösterirsen sayıca işte söylediğim gibi burası cennetten bir köşe olur. O ağaçlar da büyürse köyün arka tarafında daha sırtını dayamış köy. Ön tarafında da işte baraj yapılmış. Bu satlar en özel bir baraj değil mi? Evet. Bu satlar en baraj. Bu barajdan dolayı da hafif iklimini değiştiğini belirtiyor. Vatandaşlarımız çok kar yağmış. Evet. Diğer karşı taraflara da hafif ve Sivas'ın su ihtiyacı. Evet. Hepsini karşı değil mi? Hafif ve Sivas'ın da su ihtiyacını karşılıyor. İşte belediye başkanları ne yapıyor zannedecekler? Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyor. İşte Osman burada Bey, barajda. Evet, Osman buyurun. Bey'in sayesinde parke taş aldı işte. Onu yaptı. Teşekkür ederiz ona. Nerede efendim? İloza gidersin. Canlı, evet. Canlı biraz. Canlı. Evet. Osman Bey'den aldık evet. Parke taşını. Kaç bin metrekare? Toplam 2500 metrekare. Taş aldık. Onu evet. Da yaptırdık şu anda. Çok dün bitti yani işlerim. Evet. İşçiliğini köy halkı karşıladı değil mi? Arkadaşlar yardım etti. Yani. Evet. Evet. Burada köylü devlet işbirliğiyle yapılıyor sayın izleyiciler. Ancak biz işte bu hizmetin de devlet tarafından yapılmasını istiyoruz. İşte arkadaşlar büyük şehirde yaşıyor. Hiç bir belediye başkanı gelip de sizin sokağınıza parke taşı döşedik para verin diyor mu efendim? Yok. Öyle bir şey yok şu anda bizim şey ihtiyacımız yok. Olan. Zaten köyümüzün metrekarecı biraz daha çok fazla. Evet. Bizim şu anda yaptırdığımız yer yeni arter, ana arteri evet. Yaptırdık. Yaptırdılar daha doğrusu devlet tarafından. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz ama bunun devamını da talep ediyoruz, rica ediyoruz İstiyoruz, onlardan evet. Tabii ki. Ondan sonraki sorunlarımız var. Bizim internetimiz yok burada. Evet. İnternet evet. Ağını kullanamıyoruz. Evet, internet kullanamıyoruz. İşte vatandaş onun için buraya geldiğinde rahatsız oluyor sanki. Buraya mutlaka yani 3 yerin gelmesini istiyor. Doğru mu efendim? Evet. 3 kiye mobil istasyonu tepede yakın orada bak elektrik de var ya sayın izleyiciler. Internet mesela kullanamıyoruz burada. Internet de yok değil mi efendim? Yok kullanamıyoruz. Evlerimizde evet. Telefonumuz olduğu halde. İnternet yok. Yani internet hattının buraya Türk Telekom tarafından getirilmesini var ise de hatlarının kontrol edilerek sağlıklı bir insanların hizmetine sunulmasını evet. istiyoruz. Gel bakalım yeğenim yanıma gel. Yeğenim de oraya geldi. Onu tanıtmadık. İsmin ne? Yanıma gel. O da müsaade. Yusuf evet. Yusuf. Evet Yusuf sen nerede babam bu köylü mü? Karıcısı. Değil. Buranın yeğeni. Yeğeni. Eniştesi yani babası buranın. Evet. Değil mi? Eniştemiz ve bizim torunumuz. Evet. Allah başka. Kaça gidiyorsun? 6'ya. 6'ya gidiyorsun. Ne olacaksın bakayım? Pilot. Pilot olacak. Evet inşallah derslerine çok çalıştık. Çok destekli arıya. Tamam. Şimdi bizim bir sorunumuz evet. daha var. Yani böyle Kaymakam Bey'in dediğine göre mesela insanlar köye gelmesi için yardımcı olalım diyor. Ama burada kapı vermiyorlar insanlara ki. Evet onu unutuyorduk. Kapı sorunu var. Seyirciler az önce arkadaşlar gösterdi. Diğer yerlerde de kapı sorunu var. Normalde mesela buraya yapılsa 99 tane ev olması gerekiyor. Evet. Ondan dolayı tapu olmadığından dolayı... Tapu neden yok efendim? Şahıslar, tapular mesela hep miras malı yoluyla çok şey mi olmuş? Hayır bizim, affedersiniz muhtemelen, bizim karşıdaydık biz. Bizi kaldırdılar, devlet tarafından bize burayı projelendirdiler. Altyapımızı yaptılar, üst yapımızı yaptılar, her şeyimiz hazır. Fakat bir türlü tapumuzu şey yapamıyor, şerh koymuş şey olarak. Az önceki gibi değil mi? Aynen. Evet, evet. Evet. Tapularda şeyh var sayın izleyiciler. Yani bütün yetkilerden şehirlerin kaldırıp aynı yani. Yakın zamanda tapumuzun alınması. Normalde burası 99 tane ev olacak yani. Evet. Belki daha da çok olabilir. Evet sayın izleyiciler, tapulardaki şehirlerin burada da kaldırılmasını istiyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Hardan ilçelerinde de aynı konu vardı. İşte bunları... Biz hem basın yönüyle hem işte canlı olarak dünyanın arama motoruna da atıyoruz. Bütün yetkilileri izliyor. Artık gazetemizi de tüm yetkililere gönderiyoruz. İşte o sayımızı da il milletvekillerine verdik. Seçimden sonra çözecekleri sözünü de verdiler. İnşallah. Burada da inşallah işte önümüzde de bir hafta sonra yine seçimler var. İnşallah kalıcı bir hükümet kurulur. İnşallah. Bu vatandaşlarımızın sorunlarına da çözüm olur diyoruz.
Onu versin inşallah. İnşallah. Evet muhtar, bir de işte muhtarların hadi sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmıyor. Doğru mu efendim? Yani evet, yaş kaç, kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40 yaşında. Kendim ödüyorum yani. Kendisi ödüyor. Primini. Sayın izleyiciler, muhtarların sosyal güvenlik primleri biz mutlaka devlet tarafından yatırmasını istiyoruz. Niye? Çünkü halk oyuyla seçiliyor. Vatandaşların oyuyla seçiliyor. Belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Evet. Seçilmiş yöneticilerin en tepesinde yer alıyor. En alt kademesinde de muhtarlarımız yer alıyor. Muhtarların evet. da sosyal güvenlik primleri yatırılmıyor. En az aylık ödenek alıyor. Aylık da almıyorlar sayın izleyiciler. Diğerleri çok yüksek aylık alıyorlar. Aynı zamanda sosyal güvenlik primleri de yatırılıyor. Sadece evet. muhtarlara ayrıcalık yapılıyor. Biz muhtarların sosyal güvenlik primlerinin de mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini bekliyoruz. Evet, başka ekleyeceğimiz konu var mı arkadaşlar? Vallahi bizim tek istediğimiz devletimizden bize tapularımızın verilip daha samimi yani hizmet getirilmesini istirham ediyoruz. Başka evet. bir şeyimiz yok. Evet. Biz gayet memnunuz. Bizim atamızın yurdu burası. Evet. Artı Afyin ve Sivas'ın en güzel köyü. En mutlu. Evet. Biz bir evet. de bir Sivas de mutlu ve insanlar var ha. Köyünü seven insanlar var burada. Sivas ve Hafikli olmaktan da gurur duyuyoruz. Evet. Yani onur duyuyoruz biz. Hakikaten Mert'in bol olduğu, Yiğido'nun bol olduğu bir yer. Evet. Bizim Sivas'ın tamamı Yiğido arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani bir tek Doğanşar'a gitmedim ben Sivas'ın. Oraya da inşallah Doğanşar daha gidelim. Güzel. Evet, oraya da ziyaret edeceğiz. Bizim bir de elektrik sorunumuz var. Evet. Elektrik direklerimiz eksik. O yarım kalmış projelenmiş. Evet. Bak oradan sonrası bitiyor. Mesela bak, ağaç direkler şey yapıldı. Evet, yok ağaç direkler de yatmış sayın izleyiciler. Aşağılarda yolun kenarında o da yok. Yukarı yolda evet. yok. Elektrik sorunu da çözüm bekliyor. İşte burası barajdan dolayı köy buraya yeni yerleşim yerine alınmış sayın izleyiciler devlet tarafından. Ancak hizmetleri tamamlanmamış. Eksik olan hizmetlerin de öncelik sırasına göre tamamlanmasını istiyoruz. Ama en öncelikli soru tapu sorunu diyoruz. Tapudaki evet. şeyler kaldırılsın diyoruz. Aynen i̇şte öyle. Bugün de halkın sorunlarını yerel idareyle genel yapıtaş olan muhtarlarımız ve köy halkı tarafından Sivas ile Hafik ilçesi Maden Köyü muhtarı Yavuz Kocacık ve köy halkından vatandaşlarımız da kamuoyuna duyurduk. Kendilerine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracılığıyla seslerini duyurdukları için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.